Murat Kelkitlioğlu AK Parti solu da doldurdu. Günlük siyaseti takip eden herkesin rahatlıkla görebileceği, hatta çoğunluğunun hemfikir olduğu bir konu var. O da kendini sol olarak tanımlayan muhalefetin içinde bulunduğu çıkmaz. Sosyal medya hesaplarına sıkışmış, oradaki beğeni ve RT'lere göre tatmin olan bilindik sol isimler, bütün argümanlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan üzerine kurmuş siyasi figürler, düşünce hayatlarını salt devlet ve otorite karşıtlığı üzerine inşa etmiş ve bazı STK'lara kümelenmiş marjinaller. Bence Türkiye'de köklü bir geleneğe sahip olan sol siyasetin bu aciz halinin en büyük sorumlusu AK Parti. Neden mi? Merkez sağ ve muhafazakar tabanda büyük kabul gören AK Parti attığı adımlarla siyasetin solundaki o boşluğu da büyük ölçüde doldurdu. Artık vaat değil. Halkçı tavır, bağımsızlıkçı dış politika, güçlü ekonomi, Marksist literatürde enternasyonalizm olarak formüle edilen etnik kökeni ne olursa olsun dünya üzerindeki tüm insanların ulusların eşit sayılması fikri artık sol bir vaat olmaktan çıkıp icrata dökülmüş durumda. Mesela sağlık alanındaki devrimler, ulaşımdaki atılımlar, toplumun her katmanına ulaşan sosyal yardımlar ve daha sayamayacağım halk yararına atılmış onlarca adım ortadayken CHP hangi halkçılığı savunacak? Mesela IMF'ye borcunu sıfırlamış, milli gelirini katlamış, savunma sanayinde devleşmiş, yerli enerji üretimi için seferber olmuş bir Türkiye ortadayken güçlü ekonomi konusunda hangi argümanları kullanacak? Yılana sarılıyorlar. Mesela Avrupa Birliği'ne iki egemen devlet gibi müzakere için direten, Aksel'de biz değil siz bize muhtaçsınız resti çeken, Amerika'nın bölge planlarına karşı gerektiğinde askeri operasyonlarla müdahale eden, çok yönlü bir dış politikaya yönelen Türkiye ortadayken bağımsızlıkçı dış politika hakkında ne söyleyecek? Mesela, dünya beşten büyüktür diyen bir lideri varken, Arakan'dan Somali'ye nerede bir acı varsa oraya yardım eli uzatmaya çalışan bir Türkiye ortadayken, enternasyonalizm adına neleri anlatacak? Dolayısıyla CHP'nin başını çeken muhalefete FETÖ'ye sarılmak, PKK söylevlerinin bayraktarlığını yapmak, Amerika ve Batı'nın kucağında görev beklemekten başka bir alan kalmıyor. Hal böyle olunca da bu millet bu gayrimilliğe prim vermiyor. Murat Kelkitlioğlu, Akşam.